Başbakan Erdoğan'ın Hakkari'deki tek millete karşı çıkanın bu ülkede yeri yok, istediği yere gitsin sözleri bütçe görüşmelerine damgasını vurdu. Mecliste söz alan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, başbakan bazı şehirlere gidiyor, çöpler toplanmamış, belediyeler vatandaşa hizmet götürmüyor deyince Demokratik Toplum Partili Hasip Kaplan, çöp siyasetini bırakın yanıtını verdi. Unakıtan'ın ben buraya para gönderiyorum, Şırnak'ta vatandaşa yemyeşil su içiriliyor sözlerine de Hasip Kaplan'ın yanıtı, Şırnak ayrı bir cumhuriyet mi? Tabii ki para vereceksiniz oldu. Unakıtan'ın başbakanın sözlerine destek çıkarak söylediği ya bu bayrağa bağlı olursun ya da kendine vatan ararsın sözleri ise tansiyonun daha da yükselmesine neden oldu. Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri Kaplan'a şerefsiz bölücü diye bağırdı. Hasip Kaplan da biz bölücü değiliz, birlikten yanayız. 70 milyonu kandırıyorsunuz dedi. Tartışma sırasında Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili Abdülkadir Akgül, İmralı'daki 30 bin kişinin hakkına tecavüz etti. Onun tecavüzcüler koğuşuna sokulması gerekir dedi. Tartışmalar devam etti. Oturuma ara verilmek durumunda kalındı. Plan Bütçe Komisyonu'nda bugün bunlar tartışıldı. Erdoğan'ın sözlerine Demokratik Toplum Partisi Genel Başkanı Ahmet Türk de tepkiliydi. Erdoğan'ı ırkçı yaklaşımda bulunmakla suçlayan Türk, bu vatan hepimizin ortak vatanı değil mi? Kimi kimin vatanından kovuyor diye sordu. DTP'nin Diyarbakır'daki iki günlük oturma eyleminden sonra açıklama yapan Ahmet Türk, başbakanın barış, demokrasi ve özgürlük adına verdiği sözleri tutmadığını, sorunu derinleştirdiğini öne sürdü. Türkiye'deki değerlerin Türkler ve Kürtler tarafından oluşturulduğunu söyleyen Ahmet Türk, ama Erdoğan'ın ırkçı yaklaşımı ülkeyi terk etmeye davet etmesi tam bir aymazlık örneğidir dedi. Bu arada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, DTP'nin Diyarbakır'daki oturma eylemiyle ilgili inceleme başlattı. Güvenlik güçlerinden ses ve görüntü kayıtları istendi.